Şimdi bir başka ilginç haber bugünle ilgili. Saadet Partisi'ne dair az önce söylediğim İstanbul'da 100 bin oy almış bir Saadet Partisi var. Ve taban olarak da AKP'ye çok uzak bir taban değil. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ilerleyen günlerde nasıl bir tavır alacaklarını söylemişti. Bugün ise İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ciddi bir iddia ortaya attı ve AKP'nin Saadet Partisi'ne yönelik bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Bakalım şimdi habere. Ve şöyle diyor, Temel Karamollaoğlu'nun altını boşaltma operasyonu yapıyorlar. Genel Başkan'la Saadet Partisi tabanının arasını bozmaya çalışacaklar diyor. Bugünkü dikkat çeken haberlerden biriydi. Yapılabilir mi? Pekala yapılabilir. Hatırlayın, 31 Mart öncesinde bir anda Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan gitti. Saadet Partisi'nin genel merkezini boşalttırdı. Ve o fotoğraflar gündeme geldi. Ve Erdoğan da bu hususla dalga geçerek tabelası var, binası yok gibisinden bir ifadeyle dalga geçmişti. Saadet Partisi ile ilgili hani durup dururken hani Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan o binayı aldığında ne yapacak? Tam seçime giderken böylesi bir şeyin ne anlamı var? Bunların hepsi elbette ki tartışılabilir, üzerine konuşulabilir şeyler ama AKP bütün bunları yaptıktan sonra böylesi bir operasyona kalkışır mı? Kalkışmaz demek çok zor. Peki Erdoğan ne yapacak? 31 Mart öncesi belki de bugüne kadar hayatı boyunca, bütün siyasi hayatı boyunca en fazla mitingi İstanbul'da yapmıştı Erdoğan. Fakat bunu yeterli görmüyor olsa gerek ki 39 ilçenin tamamında Erdoğan'ın miting yapacağı iddia edildi. Yani ilçe ilçe gezecek İstanbul'da ve miting yapacak. Peki başka ne, hangi notlar var ona bakalım. Hürriyet'in haberi bu. AKP'li kurmaylarla toplantı yapmış Erdoğan ve Hürriyet'in haberine göre 23 Haziran'daki seçimle ilgili diyor ki Erdoğan tabanını uyarmış. Çok fazla eskort ve korumalarla vatandaşla aranıza duvar örmeyin. 7-24 çalışacağız. Gönüllere dokunacağız. Birlikte hareket edin demiş. Şimdi yani korumalarla beraber hareket eden biri var ama bence çok o AKP'li vekiller ya da bakanlar gibi değil. Biz o görüntüleri kendisiyle beraber hatırlıyoruz. Hani onlarca bazen 100 aracı buluyor herhalde konvoy. Böyle bir şey söylemiş. Erdoğan İstanbul'a giderken meclisten çıkışı sırasında da danışmanlarına havalimanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Danışmanların her biri ayrı bir araçlara binerek eskort kullanmasın. Herkes minibüste olsun diyor. Seçime doğru halkla ilişkiler, PR çalışmaları. Ama biz biliyoruz Erdoğan bir yere geldiğinde havada helikopterler, yerde panzerler, işte uzun namlulu silahlar vesaire vesaire nasıl geldiğini. Ve yine Erdoğan'ın İstanbul'da seçimlere kadar sürekli iftar programları düzenleyeceği belirtiliyor. Bahçeli ile de ortak miting yapacakmış. Şimdi habere bakıyorum. Herkes var haberin içerisinde. Ali İhsan Yavuz da var. Onun yardımcısı olarak bu koordinasyonu sağlaması için milletvekili Abdullah Güler var. Fakat haberde Binali Yıldırım yok. Binali Yıldırım İstanbul adayı AKP'nin. Erdoğan 39 ilçede özür dilerim miting yapıyor. Ali İhsan Yavuz meşhur bir şey olacak ama ne oldu ne olmuyor bilmiyoruz diyen adam. O koordinatör işte bakanlara talimatlar veriliyor falan. Binali Yıldırım'ın adı çıkmıyor. Binali Yıldırım'ın sesi çıkmıyor daha doğrusu. Haberde de geçmiyor. Enteresan, dediğim gibi Türkiye enteresan bir ülke.